Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 10. sınıf biyoloji 1. dönem 1. yazılıya hazırlık yapacağız. Burada yazılıda çıkabilecek sorulara çok yakın sorular koyduk. Okuldaki hocalarınız da buna benzer sorular koyacaktır. Bizim için süper bir prova olacak. Ama yazılılara geçmeden önce tabii ki büyük çekilişimizden bahsetmek istiyorum. Dev 1. yazılı hediyelerimiz var. Her sınıfa veriyoruz iPhone 8'leri. Biz şimdi 10. sınıf kanalında olduğumuz için de iPhone 8 kazanma şansı sahibiz. Hem de 120 adet kırtasiye setiyle birlikte. Peki ne yapmamız gerekiyor iPhone 8'i kazanabilmek için? Birincisi, sınıfının kanalına abone olacaksın. 10. sınıf kanalına abonesin. Bir de ana kanala, yani Tonguç Akademi'ye abone olman gerekiyor. Yazılılar Tonguç'la etiketiyle abone ettiğin iki arkadaşını da yorumlara yazıyorsun. Eğer sınıfın yoksa ya da kardeşin de çekilişe katılsın istiyorsan, 3. sınıf olabilir mesela, sadece Tonguç Akademi'ye abone olması yeterli. Bunları yaptıktan sonra hocam peki ne zaman vereceksiniz? Çekiliş 2 Aralık'ta gerçekleşecek. Canlı yayında çekilişlerimiz oluyor biliyorsunuz ki. Böylelikle sonlandırmış olacağız. Gelelim yazılı konularımıza. Yazılı konularına da başlamadan önce bilmemiz gerekenler neler? Şimdi 1. yazılının içerisinde hücre bölünmeleri ünitesinden bahsedeceğiz. Zaten bizim 10. sınıfta 3 tane ünitemiz olacak. Hücre bölünmeleri, kalıtım, ekosistem ekolojisi dediğimiz ve güncel çevre sorunları dediğimiz 3 tane üniteden bahsedeceğiz. Bu dönemde de hücre bölünmeleriyle başlıyoruz. Hücre bölünmelerinin içerisinde nelerden bahsettik? Bir kere hücreler neden bölünüyorlar? Böyle bir şeye neden gereklilik duyuyorlar? Bundan bahsettik. Hücrelerin bölünmekteki amacı neydi? Çekirdek sitoplazma oranları bozuluyordu. Bu yüzden de hücreler mutlaka bölünmek istiyorlardı. Kontrol mekanizmaları bozulduğu için, madde alışverişlerinde sıkıntılar yaşadığı için. Sonra başlı başına mitozdan bahsetmiştik. Mitozun bir interfaz evresi olduğunu, hayatının en uzun dönemini interfazda geçirdiğini, G1 evresinde protein sentezinin, ATP sentezinin arttığından, S evresinde DNA'sını eşlediğinden, G2 evresinde yine hazırlıklarına devam ettiğinden, arkasından mitotik evrenin geldiğinden bahsetmiştik. Mitotik evreyi de kendi içerisinde ikiye ayırdık. Bir mitoz, yani çekirdek bölünmesinin olduğu evremiz var. Bir de sitokinez, yani sitoplazma bölünmesinin gerçekleştiği evremiz var. Bu evrelerden çok soru soracaktır hoca. Kodlamayı nasıl yapmıştık? Inter'li Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış şeklinde gerçekleşiyordu bu olaylar. Sonra eşeysiz üremeden bahsetmiştik. Eşeysiz üreme dediğimiz zamanda temeli mitoza dayanan, genetik çeşitliliğin olmadığı bir üreme şekliydi. Bazı canlıların, tek hücre hücrelerin eşeysiz üreme yapmaktan başka alternatifi yoktu. Ekstra bazı durumlar olabilir. Ama diğer canlılarda çok hücrelileri düşündüğümüz zaman hem eşeyli üreme yapıyorlardı hem eşeysiz üreme yapıyorlardı. Bunlar da hayatta kalma şanslarını arttırmış oluyordu. Mesela hidrada, bir amayasında tomurcuklanma ile üreme olduğundan bahsetmiştik. Ana canlının vücudunda bir çıkıntı oluşuyordu. Bu çıkıntı mitozla çoğalıp çoğalıp yeni canlıyı meydana getiriyordu. Canlı canlıya bağlı da kalabilirdi. Koloni oluşturabilirdi. Ayrılıp bağımsız da yaşayabilirdi. Bölünerek üreme tek hücreli canlılarda birey sayısının artmasını sağlıyordu. Prokaryot da olurdu, ökaryot da olurdu. Sporla üremeyi bazı mantar türlerinde, tohumsuz bitkilerde görüyorduk. Rejenerasyon aslında yenilenme demekti. Ama bazı canlılar yaralanan her bir parçasını tamamlayıp yeni bir canlı meydana getirebiliyordu. Birey sayısına artışa sebep olabiliyordu. Partenogenez bal arılarında özellikle gördüğümüz bir olaydı. Döllenmemiş yumurtadan yeni birey oluşması anlamına geliyordu. Vejetatif üremeyi yüksek yapılı bitkilerde görülüyordu. Çok farklı farklı türleri vardı. Tohumla üreme, rizom gövdeyle üreme gibi, yumru gövdeyle üreme, sürünücü gövdeyle üreme, daldırma yöntemi gibi birçok çeşidi vardı. Şimdi yavaştan bir sorularımıza da başlamış olalım. Doğru yanlışlarımızla başlayalım. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y harfi koyunuz. Hücre döngüsünün süresi bir canlının tüm dokuları için aynıdır demiş. Şimdi düşünüyorum. Hücre döngüsü hücrenin hayatı demekti. Hücre bölünmesi gerçekleşti. Bölünme gerçekleştirdikten ta bir sonraki bölünmeye kadar olan süre onun hayatı, yani hücre döngüsüydü. Hücre döngüsü de hücrelerde tabii ki farklı şekillerde gerçekleşecek. Nasıl farklı şekillerde gerçekleşecek? Baktığım zaman benim epitel hücrelerim hızlı hızlı bölünebilirken
başka hücrelerimizde ise bölünme çok yavaş gerçekleşebiliyordu. Şimdi baktığımız zaman, o zaman tüm canlılarda dokular için aynıdır dediği zaman bizim için yanlış olacak. Sonra hücre bölünmesi tek hücreli canlılarda üremeyi, çok hücreli canlılarda ise büyüme, yenilenme ve onarımı sağlar dedik. Şimdi bakıyorum, hücre bölünmesi tek hücreli bir canlıdan bahsediyorsak, bu tek hücreli canlı hücre bölünmesi yaptığı zaman iki yeni canlı olmuş demektir. O zaman üremeyi sağladı. Çok hücreli canlılarda ise, ben de düşün mesela, hücre sayımın artması, hücre bölünmesi yapmam demek büyümeme, yenilenmeme, bir yerim yaralandığı zaman oranın kendini tamir etmesini sağlayacak. O yüzden de bu bizim için doğru oldu. Olgu nal yuvar bazı sinir hücreleri ve çizgili kas hücreleri bölünme yeteneğine sahip değildir. Özellikle bunları iyi bilecektik. Olgun al yuvar hücrelerimizin çekirdekleri ve organelleri yok. O yüzden bunlar bölünme yeteneğine sahip değiller. Sinir hücrelerinin istisnaları açığa çıktı. Normalde sinir hücrelerinin hiçbirinin bölünme yeteneği yoktur diyorduk. Ama yeni yapılan çalışmalarla beyinde bulunan bazı sinir hücrelerinin yenilenebildiği görüldü. Keza çizgili kas hücrelerimiz de bölünme yeteneğine sahip değiller. O yüzden doğru dedik. Yeterli büyüklüğe ulaşmış ve bölün emri verilmiş bir amip hücresinin dışarıdan müdahale ile hacim yüzey oranı azaldığında amip hücresi bölünmez. Yeterli büyüklüğe ulaşmış, bölün emri verilmiş. Bunu da ta ilk videoda uzun uzun anlatmıştık. Bir hücre bölün emri aldıysa o hücre mutlaka bölünür gençler. Normal bir hücre eğer yaklaşmışsa, emir de almamışsa, sen sitoplazmasından bir parça kestiğin zaman sitoplazma azaldığı için bölünmüyordu. Ama emir verildiği zaman isterse sitoplazmasından kocaman bir parça al, mutlaka bölünecektir. O zaman bu da yanlış oldu. Hücre döngüsünün kontrol mekanizmasının bozulmasıyla hücrelerin kontrolsüz şekilde büyümesi, bölünmesi kanserli dokuların oluşumuna sebep olur. Kanserden bahsederken de şu cümleyi kurmuştuk. Kanser demek, benim vücudumda bulunan bir hücrenin döngüsü bozuldu. Normal şartlarda bir döngü gerçekleştiriyordu. Bir dokuya değdiği zaman bölünmüyordu. Emir veriyorduk, dediklerimizi yapıyordu. Ölüyorduk, yaşlandığı zaman ölüyordu. Ama benim hücre döngüsü kontrolden çıkmış, sınırsız şekilde bölünebilen, dediğimi yapmayan, öl dediğimde ölmeyen hücre kitlesi vücudumda oluştuğu zaman kanser meydana gelmiş oluyordu. O yüzden bu da cevabımız D'ye düşmüş oldu. Hadi boşluk doldurmamıza geçiyoruz gençler. Boşluk doldurmamıza baktığımız zaman bazen hocalar yukarıda kelimeleri veriyor. Yukarıda kelimeler verilirse işimiz daha kolay oluyor ama bazen de vermiyorlar ki bence çoğunlukla vermiyorlar. Daha fazla zorlanalım, biraz daha iyi bilelim diye aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kavramları yazarak cümleleri tamamlayalım. Hücre döngüsünün nokta nokta evresinin nokta nokta fazında kromatin iplikler kendine eşler. Eğer sana yukarıda kopya vermediyse cümlenin tamamını okuman lazım. Çünkü tamamını okumaz da bu dersen sonunda başka bir şeye bağlayabiliyor ve cevabımız yanlışa düşebiliyor. Hücre döngüsünün kromatin iplikler kendine eşliyor. Kromatin iplikler hangi evrede, yani DNA'nın eşlenmesi hangi evrede gerçekleşir? İnterfazda. İnterfazı da G1. S, G2 diye 3'e ayırmıştık. O zaman hücre bölünmesinin interfaz evresinde, döngüsünün interfaz evresinde S fazında da eşlenme gerçekleşecek. Mitoz sonucu oluşan hücre sayısı nokta nokta formülüyle hesaplanır. Mitozu düşündüğün zaman bir hücreden kaç tane hücre oluşuyordu? 2. Sonra bu bir daha mitoz geçiriyordu, oluyordu sana 4. Bir daha mitoz geçiriyorlardı, oluyordu sana 8. Birinci bölünmeyi bir tane bölünme yaptığı için 2 üzeri 1. İkinci bölünme 2 üzeri 2 ile hesaplayabiliyordun. Yani formül baktığın zaman 2 üzeri n formülüyle hesaplanıyordu. N de bölünme sayısıydı. Mesela bir hücre arka arkaya 5 mitoz geçirmiştir, kaç hücre oluşur dediği zaman sen tek tek bunu yapmayacaksın. Çok uzun sürer zaten. 2 üzeri 5, 2 üzeri 5'ten 32 tane hücre oluşur diyeceksin. Örneğin bir hücre 6 kez bölündüğünde nokta nokta tane hücre oluşur demiş. O zaman nasıl bulacaktın? 2 üzeri 6'dan. 2 üzeri 5 32 olduğuna göre 2 üzeri 6 da bizim için 2 katı, yani 64 olacak. Bitki, bakteri ve nokta nokta hücreleri bulundurdukları nokta nokta adlı yapı nedeniyle sitoplazma bölünmesini boğumlanarak gerçekleştiremezler. Sitoplazmayı boğumlanarak gerçekleştiremeyenler kimlerdi? Çeperi olan canlılardı. Yani bulundurdukları çeper adlı yapı nedeniyle
sitoplazma bölünmesini boğumlanarak gerçekleştiremiyorlar. Peki çeperi olanlar kimlerdi? Bitki, bakteri ve mantar hücrelerinde mutlaka çeper bulunacaktı. Gelişmiş bitki hücrelerinde nokta nokta organeli bulunmadığı için bölünme sırasında iğ iplikleri nokta nokta tarafından oluşturulur. Hayvan hücrelerinde iğ ipliklerini oluşturan sentrozom adı verilen organelimiz vardı. Ama gelişmiş yapılı, yüksek yapılı bitkilerde sentrozom organeli oluşmuyordu. İğ ipliği sitoplazma tarafından oluşturuluyordu. Aslında iğ ipliğinin temeli de mikrotübüllerdi. Sitoplazmada mikrotübülleri bulunuyor bitki hücrelerinin. O yüzden sitoplazma tarafından üretiliyor. Hayvan hücrelerinde ise mikrotübüller sentrozomların içerisinde bulunuyor. Oradan üretim gerçekleşiyordu. Kromozomlarını iki takım halinde bulunduran hücreleri diploid hücreler kelimesini kullanacağız. Eğer bir takım halinde bulunduruyorlarsa onlara da haploid kelimesini kullanacağız gençler. Diploidle haploid ne demek? Aslında kalıtımda çok fazla derecede işimize yarayacak. Eğer bir canlıda her özellikle ilgili iki tane gen varsa, yani göz rengiyle ilgili iki gen, cinsiyetle ilgili iki gen, kan grubuyla ilgili iki gen varsa iki takım halindedir. Yani biz onları diploid, 2N kromozomlu diyoruz. Hani insanlara devamlı diyoruz ya 2N46 kromozomlu. Oradan geliyor. Ben mayoz bölünme yaptığım zaman, yumurta ve sperm oluşumunu gerçekleştirdiğim zaman sadece takımımın bir tanesini veriyorum. Yani yumurta ve spermde gözle ilgili bir gen var. Kan grubuyla ilgili bir gen var. Yumurtada bir gen var. Spermde bir gen var. İkisi birleşince yine 2N kromozomlu bir canlı olacak. Bir takım halinde olanlara haploid, yani N kromozomlu, diploid olanlara ise 2N kromozomlu kelimesini kullanacağız. Geldik bir eşleştirme sorumuza. Hücre döngüsü sırasında gerçekleşen aşağıdaki evreler ile bu evrelere ait bilgileri eşleştiriniz diyor. Şimdi bakıyorum hemen, hücredeki genetik materyal miktarının 2 katına çıktığı hücre döngüsünün evresidir diyor. Şimdi hücrelerde DNA işlenmesi hangi evrede gerçekleşiyordu? İnterfaz evresinde gerçekleşiyordu. Hatta interfazın da S evresinde gerçekleşiyordu. O zaman cevabımız A'ya gitti. 1A. Kromozomların en belirgin göründüğü bu evre kromozomların büyüklük, biçim, çiftler halinde görüntülenmesi yöntemi olan karyotip yönteminin kullanması için de en uygun olan evredir diyor. Şimdi karyotip ne demekti? Benim kromozomlarımı diziyorlardı, fotoğrafını çekiyorlardı, sonra sayma işlemini gerçekleştiriyorlardı. Eğer kromozomlarda bir hata varsa, bir bozukluk varsa bunun tespiti gerçekleşiyordu. Normal şartlarda baktığımız zaman hücrelerimizin içerisinde çekirdek vardı. Çekirdeğin içerisinde de sanki böyle parmağımın arasında bir ipliği sıkıştırmış gibi görünen kromatin iplik adını verdiğimiz yapılar vardı. Normal şartlarda kromatin iplik adını verdiğimiz yapılar hücre bölünmesi sırasında kısalıyor, kalınlaşıyorlardı. Kısalıp kalınlaşıyorlardı. Kromozom adını verdiğimiz yapılara dönüşüyorlardı. Hücre bölünmediği zamanlarda kromozomları görmek mümkün değil. İnsanlar 46, köpekler 78, arılar 16 kromozomludur diyoruz ama kromozomlar ancak hücre bölünmesi sırasında görülebiliyorlar. Böyle hücrenin ekvator düzlemine dizilip en net görülüp sayılabildiği evrede tabii ki bizim için metafaz evresi dediğimiz evre oluyor. Hücre içindeki genetik materyal miktarı bu evrenin sonunda yarıya iner. Hücrenin içinde bir genetik materyal var. Bu materyalin ikiye bölündüğü, yani ikiye ayrıldığı evre hangi evre olması lazım? Sitokinez, yani sitoplazma bölünmesinin gerçekleştiği evre. Genellikle bu evrenin sonuna doğru bitki hücrelerinde orta lamel oluşumu, hayvan hücrelerinde de boğumlaşma başlar. Aslında burada da neyi kastediyor? Telofaz evresinden sonlarına doğru yavaş yavaş boğumlanma, ara çeper oluşumu söz konusu olurdu. Yavaş yavaş hazırlıklar tamamlanıyordu. O zaman bu da telofaza gitti. Zaten tek seçeneğim kaldı. Ama bakalım, bu evrede kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak zıt kutuplara gider. Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılıp bir tanesinin bu tarafta, bir tanesinin bu tarafta kaldığı tabii ki anafaz evresiydi. 5 de böylelikle Ceyhan'a gitmiş oldu diyeyim. Gençler, hemen diğer sorularımıza geçelim. Canlılarda görülen eşeysiz üreme çeşitleri aşağıda verilmiştir diyor. Sonra bizden ne yapmamızı istemiş? Buna göre hangileri tek hücrelilerde gerçekleşir, hangilerini hangi canlı yapar tarzında bir soru çıkmış karşımıza. Şöyle bir bakıyorum. Canlılarda görünen bölünerek üreme, tomurcuklanma, sporla üreme, rejenerasyonla üreme, partenogenez, vejetatif üreme, tek hücreli canlıların gerçekleştirdiği eşeysiz üreme çeşitleri hangileridir? Bölünerek üreme birincisi,
tek hücreli canlılarda gerçekleşecek. Tek hücreli canlıların zaten bundan başka alternatifi de olmayacak. Sonra bak düşmüyorsun. Tomurcuklanma ile üreme bira mayasında görülüyor. Bira mayası bir mantardır ama tek hücreli mantar dediğimiz mantar türü olacak. Sporla üreme dediğimiz zaman da plazmodyum adı verilen bir tek hücrelimiz var. Protista alemindeydi. Hani geçen seneden biraz hatırlayın, sıtma hastalığına sebebiyet veriyordu. Bu canlı da yine tek hücrelidir. Rejenerasyon, partenogenez veya vejetatif üremede bildiğimiz bir örneğimiz yok tek hücreli canlılarda. Hangileri hayvanlar tarafından gerçekleştirilmiştir? Bilir denmiş. Şimdi baktım, bölünerek üreme çok hücrelidir hayvanlar alemindeki bütün canlılar, alamadım. Tomurcuklanma ile üreme dediğimiz zaman hidrada görülüyordu. Hidrada omurgasız hayvanlardan bir tanesidir. Sölenterler grubuna dahil oluyordu. Sonra baktığım zaman sporla üreme hayvanlar aleminde görülmüyor. Rejenerasyon dediğimiz zaman deniz yıldızı ve planarya gibi canlılarda ise rejenerasyonla üreme söz konusu olabiliyordu. O yüzden hangisi hayvanlar tarafından gerçekleştirilebilir dediğimiz zaman hemen kimi de yazmış olduk? Rejenerasyonla üremeyi, o da deniz yıldızı ve planarya gibi solucan türlerinde görüldüğü için. Hangileriyle meydana gelen bir hayvanın kromozom sayısı mutasyon olmaksızın ana canlıdan farklı olabilir. Ha, şuraya partenogenezi unuttuk. Partenogenez de arılarda görülüyor. Bal arıları da hayvanlar aleminin omurgasızlar grubuna dahil olduğu için o yüzden de onu da almamız gerekiyor. Hangileriyle meydana gelen bir hayvanın kromozom sayısı mutasyon olmaksızın ana canlıdan farklı olabilir? Partenogenez sonucunda, çünkü kraliçe arılarımız 2N kromozomluydu. Mayoz bölünme yaptıkları zaman haploid kromozom sayısına sahip erkek arılar meydana geliyordu. Yani yarıya düşme söz konusu oluyordu. Hangileri hem bitkiler hem de mantarlar tarafından gerçekleştirilebilir dediğimiz zaman ise hem mantarlar hem bitkiler tarafından gerçekleştirilebilen bizim için sporla üremedir. Mantarlar alemindeki canlılar da sporla üreme yapabiliyorlardı. Bitkiler alemindeki tohumsuz bitkiler de yine sporla üremeyi gerçekleştirebiliyorlardı. Sonra baktım, bir epitel doku hücresinin interfazında gerçekleşen alt evreleri sırasıyla yazıp bu evrelerde gerçekleşen birer tane olaya örnek veriniz demiş. Şimdi bir epitel doku hücresinin interfazında gerçekleşen alt evreleri sırasıyla yazmamızı istediği zaman interfazın alt evreleri neydi? Bizim için G1 evresi vardı, S evresi adını verdiğimiz evre vardı, bir de G2 evresi dediğimiz evremiz vardı. G1 evresine baktığın zaman hemen yuvarlak cümleler yazabilirsin. Metabolizma hızlanır, ATP sentezi artar, organel sayısı artar gibi. S evresine yıldız atıyorum. Burada gerçekleşecek olan olay ise DNA eşlenmesi dediğimiz olaydır. Özellikle bunun üstüne basa basa söyledik. S evresinde DNA eşlenmesi gerçekleşecek. Sonra G2 evresine baktığımız zaman G2 evresinde G1 evresine 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri yazabilirsin. Protein sentezi arttı, metabolizma hızı arttı, organel sayısı arttı gibi. Tabii ben şimdi yavaş yavaş yazmaya kalksam, tek tek yazmaya kalksam çok vaktinizden çalmış olurum. Sözel olarak söylüyorum ama siz bunları küçük küçük not alın diyeyim. Şekilli sorunun çıkma ihtimali de yine yazılı da çok yüksek. Bakıyoruz, 2N4 kromozomlu bir hayvan hücresinin ana faz evresindeki görünüşünü çizin demiş. Şimdi 2N4 kromozomlu olduğuna göre ve ana faz evresinde olduğuna göre kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması gerekecek. Hayvan hücresi olduğuna göre sentrozomlarını çizmem lazım. Sonra ana faz evresinde kardeş kromatitler birbirinden ayrıldığına göre bir kromozom bu tarafta, bir kromozomun artık bir kalıbı diyebiliriz, kardeş kromatiti bu tarafta olacak. Şöyle de baktığım zaman bir tane bu tarafta, bir tane bu tarafta, bir tane bu tarafta. İki türlü hesap yapabilirsin. Birincisi şöyle dersin, bunlar bir araya geldiğinde bir kromozomdu. 1, 2, 3, 4. 2N4'ün ana fazı. Ya da bunlar ana fazla birbirinden ayrıldıktan sonra da eskiden birlikteyken kromozom olarak kabul ediliyorlardı. Ayrıldıkları zaman da her bir parçaya kromozom olarak isimlendirebiliyorsun. O yüzden ayrı ayrı da alabilmen mümkün diyeyim. Bir grafik sorusu da gelebilir tabii ki karşımıza. Gelebilecek grafik sorusuna da baktığımız zaman aşağıda belirtilen hücre döngüsünde DNA miktarı değişimi grafiğinde hücre döngüsü evreleri ve onların alt evrelerini belirterek grafik eğrisini
çizin demiş. Şimdi baktığımız zaman ilk önce hangi evrelerin gerçekleşmesi lazım? G1 evresi, GS evresi ve G2 evresinin gerçekleşmesi lazım. Burası bizim interfaz adını verdiğimiz evremiz olacak. Sonra kendi içerisinde mitozun gerçekleştiği, karyokinezin gerçekleştiği evreden bahsedebiliriz. En sonda ne olmasını bekliyoruz? Sitokinez adını verdiğimiz evrenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Mitozun içinde de profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evreleri vardı. Şimdi başka bir renkle çizeyim. DNA'mızın miktarına baktığımız zaman diyelim ki X kadar, başta X kadar olsun. Şöyle onu da yazayım. Başta X kadar varmış. Başta X kadar olduğuna göre G1 evresinde sen çizdin X kadar. S evresi DNA işlenmesinin gerçekleştiği evre değil mi? O zaman DNA miktarı ne kadar oldu? 2X kadar. Sonra G2 evresi ve mitoz evresinde miktar değişmedi. Burayı sabit olarak devam ettin. Ama ne zamanki sitoplazma bölünmesi gerçekleşti, bir hücreden iki tane hücre meydana geldi, tekrardan yarıya indin, yani X'e düştün. Mitoz bölünmede oluşan hücrelerin kromozom sayısı değişmiyor ve DNA miktarı değişmiyor ya. Başlangıçta ne kadardın? X kadardın. Bittiğinde ne kadarsın? Yine X kadarsın. Eşlenmeyi nerede yaptın? S'te. Bölünme, yarıya inme nerede gerçekleşti? Bizim sitokinez evremizde gerçekleşmiş oldu. Hemen geldim, vejetatif üremeyi kısaca açıklayıp vejetatif üreme şekillerini yazınız diyor. Şimdi kısaca açıklayacak olursak, vejetatif üreme dediğimiz üreme kimlerde görülüyordu? Birincisi yüksek yapılı bitkilerde ya da gelişmiş bitkilerde diyeceğiz. Yüksek yapılı bitkilerde ne demek? Yani biz bitkileri tohumsuz ve tohumlu olarak gruplandırmıştık ya, tohumsuz bitkilerde görülmüyor. Tohumlu bitkilerde, gelişmiş yapılı bitkilerde görülüyor. Bu yüksek yapılı bitkilere de baktığımız zaman bunların kopan bir parçasından ya da yaralanan bir dokusundan parçasından yeni birey oluşması anlamına gelecek. Yeni birey oluşması mantığı da neye yatacak? Rejenerasyon adı verdiğimiz üreme şekline dayanacak aslında. Ama tabii ki bitkilerde olduğu zaman rejenerasyon ismini vermeyeceğiz. Yüksek yapılı bitkilerin kök, gövde ve yaprak gibi kısımlarından yeni bitkilerin oluşmasıdır diyebiliriz. Bunun da çeşitleri vardı tabii ki. Mesela neyden bahsetmiştik? Yumruyla üreme adını verdiğimiz bir üreme çeşidi vardı. Bunun haricinde rizomla üreme dediğimiz bir üreme çeşidimiz vardı. Aşılama dediğimiz bir yöntem vardı. Altta bulunana anaç, üste koyduğumuza aşı ismini veriyorduk. Sonra daldırma yöntemi, hani dalını böyle değdiriyorduk aşağıya, toprağın içine gömüyorduk. Gömdüğümüz kısımdan tekrar kökler meydana geliyordu. Daldırma adını verdiğimiz yöntem söz konusuydu. Yine dalını kestim, götürdüm, toprağa ektim, çelikle üreme dediğimiz yöntemdi. Biyoteknolojik olarak bir hücre kümesini alabiliyorduk. Buradan da doku kültürüyle üreme yöntemini kullanabiliyorduk. Sürünücü gövde, çilek gibi bitkilerde değen kısımlardan yeni bir bitki oluşuyordu. Bu gibi birçok çeşidi vardı. Tamamını yazmanızı büyük ihtimalle istemez. 3 tanesini, 5 tanesini yazın der. Tabii ki çeşitlerini arttırabiliyoruz. Bir daha topluyorum. Kök, gövde, yaprak gibi kısımlarından yeni bir bitkinin oluşmasıdır aslında. Dediğimiz gibi yüksek yapılı bireylerden bitkilerde görülecek. Birçok çeşidi de vardı gençler. Hemen bir tane de soru çözelim sizinle birlikte. Aşağıdaki tabloda farklı türlere ait hücrelerin kromozom sayısı, geçirdiği mitoz sayısı, mitoz sonucu oluşan hücre sayısı ve oluşan hücrelerin kromozom sayısı verilmiştir. Şimdi mitoz bölünmeyle ilgili neyi biliyorsun? Bir hücreden iki tane yeni hücre oluşacak. Kromozom sayısı değişmeyecek. Oluşan hücre sayısında 2 üzeri n adını verdiğimiz formülle bulunacaksın. N de bunların bölünme sayısını verecekti. Şimdi şuradan bir başlayayım, alttan gideyim. Ana hücrenin kromozom sayısı kaçmış? 46'ymış. 3 tane mitoz geçirmiş. O zaman 2 üzeri 3'ten kaç tane hücre oluşmasını beklersin? 8 tane hücre oluşmasını beklersin. Hemen 8 gördüklerimi tıklayayım. Sonra oluşan hücrelerin kromozom sayısı diyor. Kromozom sayısı değişmez ki. Mitoz bölünme sonucunda oluşan hücrelerin kromozom sayısının da yine 46 olması gerekiyor. Bak, 2 şık eledik. Sonra şuradan gideyim. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı 16 ise, mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmediğine göre ana hücrenin kromozom sayısının da yine 16 olması gerekiyor. Kaç tane hücre oluşmuş?
32 tane hücre oluşmuş. 32 ne demektir? 2 üzeri 5 demektir. O zaman bunun geçirdiği mitoz sayısının kaç olması lazım? 5 olması lazım. Hemen 5'leri de tikledim. Zaten cevabımız çoktan çıkmıştı ama biz hepsini tek tek göstermiş olalım diyeyim. Gençler, böylelikle de cevabımız Ceyhan'a düşmüş oldu. Geldik mitoza ait yine bir sorumuza. Bir hücreye ait mitoz evreleri aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Bu evrelerin gerçekleşme sırası hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi bizim bu mitoz evrelerini bir yazabilmemiz lazım. Şununla şunu kıyas yaptığım zaman zaten bu hücrenin kromozom sayısı da kaçmış? 2 üzeri 2 yani eşittir 2 kromozom sayısına sahipmiş. Şu evre benim için ne olacak? Ekvator düzlemine dizildiklerine göre metafaz adını verdiğimiz evre olacak. Burada yavaştan ayrılmışlar ve sitoplazma bölünmesi başlamış ama sitoplazma bölünmesi gerçekleşmemiş. O zaman burası telofaz evresidir. Burada kardeş kromatitler birbirinden ayrılmış, yani anafaz evresinden bahsediyoruz. Şurada ise çekirdek zarı erimeye başlamış, kromozomlar oluşmuş, artık iyi iplikleri sentezlenmeye başlıyor. Yani profaz evresinden bahsediyoruz. Kodlama neydi? Inter'le Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış şeklinde kodlamıştık. O zaman da bu mantıkla baktığın zaman interfazı geçtim ama profazla başlamam lazım. Profesör Mete'nin 1-4 şeklinde gitmesi lazım. Anası yani 2, telefon yani telofaz, sonrasında da sitokinezin gelmesi lazımdı gençler. Böylelikle provamızı, yazılı hazırlığımızı da yapmış olduk. Hemen 0'dan 10'a ve tak 10'dan da göstermiş olayım. Tak 10'da biliyorsun yazılı hazırlıklarımız da var. Buradaki yazılı hazırlık bölümlerinden de yazınıza çalışabilirsiniz. Biz eşeğili üreme kısmına daha henüz geçmedik. Onlar ikinci yazının konusu olacak gençler. 0'dan 10'a da takıldığınız yerler varsa, eğer aklınıza oturmayan kısımlar varsa, mitozun mayozun karşılaştırılması, mitozda meydana gelen olaylar neler? Mesela kitaptaki mantık neydi zaten? Tomurcuklanmayla üremeyi burada anlatıyor. Rejenerasyonla üremeyi burada anlatıyor. Buradaki bütün sorular tomurcuklanma ve rejenerasyonla ilgili. Karşınıza çıkabilecek bütün soru kalıpları, üniversite sınavında da çıkan örnekleriyle birlikte var zaten. İnşallah hepinizin de yazılıları güzel geçer. Birinci yazılılardan bomba gibi notlar alır. İkinci yazılılarda daha rahat eder. Aldıklarınızı daha da yükseltirsiniz diyeyim. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.